Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de ayda bir kez yaptığım bir detoks tarifi paylaşmak istiyorum. Bence birçoğunuz zaten kabak detoksunu biliyordur. Çok sevilen bir detoks tarifi. Çünkü hem çok tok tutuyor hem de bayağı bir ödem attırıyor diyebilirim. Hele ki çok fazla bir kilonuz varsa 3 gün içerisinde yaklaşık 2 kiloya kadar ödem atabilirsiniz. Ama daha çok zayıfsanız ve birkaç kilonuz kalmışsa 3 gün içerisinde 500 gram ile 1 kilo arası bir ödem atabilirsiniz. Ben kiloluyken bunu dediğim gibi ayda bir kez yapıyordum ve halen çok şiş hissettiğimde, böyle çok fazla kaçırdığımda bunu yapıyorum 3 gün boyunca. Çok iyi geliyor diyebilirim. Ortada çok fazla bir değişiklik görmesem de kendim çok iyi hissediyorum. Sonuçta vücuttaki toksinleri, fazlalıkları atmış oluyorum. Öyle sizlerle bunu paylaşmak istedim. Birçoğunuz zaten detoks videosu çekmemi istemiştiniz. Ben de çok istiyordum çünkü çok fazla detoks yapıyorum ve bunu paylaşmak istedim açıkçası. Evet, hemen biraz özet geçmek istiyorum. Dediğim gibi kabak detoksu 3 gün boyunca yapılan bir detoks. Gün içerisinde çok fazla sıvı tüketmeniz gerekiyor. Toplamda 3 öğün besleniyorsunuz bir gün içerisinde. Sabah kahvaltıdan önce bir bardak suyun içine bir yarım limonun suyunu sıkıyorsunuz ve kahvaltıdan önce bunu içiyorsunuz. Ardından kahvaltıda 2-3 tane zeytin, biraz salata ve 2 tane yumurta tüketebilirsiniz. Hani peynir tüketmek istemiyorsanız 2 tane yumurta tüketebilirsiniz. Ama peynir tüketecekseniz 1 tane yumurta ve 1 kibrit kutusu deniliyor galiba. 1 kibrit kutusu peynir tüketebilirsiniz. Beyaz peynir. Kaşar peyniri tüketmiyoruz bu detoksta. Ardından ara öğünde bir porsiyon meyve tüketebilirsiniz. Ben muz mesela tercih etmedim. Muzda çok fazla şeker olduğu için muzu tüketmedim. Şeftaliyi aynı şekilde tüketmedim. Ben ara öğünümde genellikle elma yiyordum veya çilek yiyordum. Dediğim gibi bir porsiyon olması şartıyla erik tüketebilirsin. Ardından öğle yemeğinde kabak tüketiyoruz. Ve sonrasından akşam yemeğine kadar tekrardan kahve içebilirsiniz, su içebilirsiniz, çay içebilirsiniz, yeşil çay içebilirsiniz. Yeşil çay dediğim gibi ödem atıyor, kilo vermek için birebir bir çay. Kiraz sapı çayı içebilirsiniz. Ama dediğim gibi kahve de içecekseniz veya çay içecekseniz bunların şekersiz olması gerekiyor. Akşam yemeğinde tekrardan 2 tane kabak rendeliyoruz. Ve kabağınıza baharat ekleyebilirsiniz. Kabağı böyle biraz daha değişik, tadını daha güzel yapmak için. Dilerseniz çok böyle açsanız üzerine ceviz içi, 2 tane ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Ben hiç eklemedim. Çünkü sonuçta detoks yapıyorum ve ödem atmak istiyorum. Yani ceviz fazla kalori istemedim açıkçası detoks yaparken. Dediğim gibi çok fazla kiloluysanız, çok aç duramıyorsanız öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde kabak yemeğinizin yanına ve üstüne 2 tane ceviz içini ekleyebilirsiniz. Ve geldik müthiş ötesi turuncu çiçekli mutfağımıza. Bu çiçekleri gerçekten görmezden gelin. Benim çok sinirimi bozuyor ama dediğim gibi mutfak daha tadilatta. Bunlar hepsi değişecek. Size dediğim gibi şimdi kabağı nasıl yapıyordum onu göstermek istiyorum. Gerekli olan malzemelerimiz sadece 2 tane kabak, baharat, tuz, dediğim gibi çok açsanız, aç duramıyorsanız 2 tane ceviz içi ve 3 kaşık yoğurt. İster sarımsaklı yoğurt olur, isterse düz böyle normal yoğurt. Evet, dediğim gibi sadece öğle yemeğini yapacağız. Akşam yemeği zaten aynı şekilde olacak. 2 tane kabağa ihtiyacımız var. Bu kabakların şöyle başlarını kesiyoruz. 1 ve 2. Ardından bakıyoruz çürük yerler var mı? Şurada küçük böyle çürük yerler var. Onları alıyorum. Sonrasından şuraları mesela alabiliriz. Sonrasından rendemi alıyorum. Rendenin böyle çok küçük olmayan bir tarafını kullanacağım. Şurası mesela iyi. Şunu alıp böyle güzelce rendeliyorum. Şöyle 2 tane kabağı rendeledim. Bunları şimdi birlikte pişireceğiz. Kısık ateşe alıyoruz ocağımızı ve rendelediğimiz kabakları
tavamıza ekliyoruz. Şöyle. Kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. Yoksa kabak dediğim gibi şuraya yapışabilir. Ve kabağımıza tuz ekliyoruz biraz. Ben çok fazla tuz tüketmiyorum açıkçası. Bu sağlıklı beslenmeye başladıktan sonra gerçekten tuz tüketimine dikkat ediyorum. Ardından karabiber ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi kabağımız kendi suyunda pişiyor. Ne yağ ilave ettim ne de su. Şimdi kısık ateşte kendi halinde kendi suyunda pişecek. Hazır yemeğim pişiyorken ben de sizlerle biraz sohbet etmek istedim. Çoğunuz videolarımın altında kilonuzu, boyunuzu, yaşınızı, hikayenizi paylaşıyorsunuz. Bunları okumak beni o kadar duygulandırıyor ki. İnsanların güvenini kazanabilmek, onlarla sohbet edebilmek, dertlerini paylaşabilmek beni çok mutlu ediyor açıkçası. Elimden geldiğince de sizlere destek olmaya çalışıyorum yorumlarımla. Yani yorum attığınız zaman cevaplamaya çalışıyorum. Çok fazla yorum var. Gerçekten ilk kiloyla ilgili attığım videoda çok fazla yorum var. Çok sevilen bir videom oldu. Ben de tabii ki de mutluyum. Birçoğunuz da şey yazmış, hani niye bu kadar çok anlatmışsın falan filan diye. Yani şöyle bir şey var. Çok fazla konuşmamın sebebi yıllardır içimde biriktirdiğim şeyler. İnsanın kendi hikayesini anlatıp sonradan neleri değiştirdiğini anlatmak bana göre daha samimi geliyor. Hani ben sadece orada oturup şey de söyleyebilirim, hani diyet yapın. Ondan sonrasında sağlıklı beslenin, abur cubur yemeyin, su için, spor yapın, bitti. Yani videonun anlamı kalmaz ki o zaman. Hani bunu o zaman şey Instagram'da da paylaşabilirdim böyle bir yazı olaraktan. İnsanlar gerçekten, hani bu yoldan geçen insanlar, bu zorluklarla savaşmaya çalışan insanlar birbirlerinin hikayesini bilmek istiyor. Paylaşmak istiyor, dertlerini paylaşmak istiyor, konuşmak istiyor. Böyle birbirlerine destek olmak istiyorlar. O yüzden sadece diyet yapın, spor yapın, bitti demek bence bana göre hiç samimi değil. O yüzden böyle uzun bir video oldu. Dediğim gibi benim gerçekten çok fazla anlatabileceğim şeyler var hala. 26 dakikalık bir video çektim ama 26 çarpı 10 dakika daha ekleyerekten bir video çekebilirim bu konuyla ilgili. O yüzden gerçekten hani alınmayın, kızmayın. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Çok anlatacağım çok şey vardı. Ama birçoğunuz da gerçekten çok sevmişsiniz. Hani bu sohbetli videoları çok seviyorsunuz. Biliyorum ben de çok fazla sohbet etmeyi, sizlerle konuşmayı, genel olaraktan konuşmayı çok seven bir insanım. Öyle, şimdi çok fazla konuşmak istemiyorum yoksa yemeğim yanacak. Ha bu arada detoksla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Ben detoks, bu kabak detoksunu yaparken gerçekten kiloluyken 3 günde 2 kilo veriyordum. Ama şimdilerde yaptığım zaman dediğim gibi 600 gram veya 1 kiloya yakın bir kilo veriyorum. Bir ödem atıyorum daha doğrusu. Kilo vermiyoruz. Yağdan kaybetmiyoruz bence. Detoks yaparken sadece fazlalıkları, hani vücudumuzdaki toksinleri atıyoruz. Öyle. Ya bence detoks yaparken sadece hani az yiyorum zaten kilo veririm diye düşünmeyin. Çok fazla hareket etmeniz de gerekiyor. Aynı şekilde çok fazla bir sıvı tüketmeniz gerekiyor. Ben sadece detoksa bel bağlamayın. Hani az yiyorum kilo veririm diye düşünmeyin. Aynı şekilde bunu destekleyin ki gerçekten ödemleri atın. Evet, şöyle hafiften tencereye yapıştığı zaman bilin ki kabağın suyu bitti. Kendi suyunda pişti yani. Şu an bunu yiyebilirsiniz. O yüzden hemen altını kıstım ve ocaktan alıp bir tabağa bunu koyacağım. Şöyle kabağımızı bir tabağa alıyoruz ve üzerine 3 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. 1 2 ve 3. Biber ekleyebilirsiniz. Kırmızı pul biber ekleyebilirsiniz.
Bu böyle bu şekilde. Aynı şekilde aynısını akşam da tüketiyordum. Benim videom bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evde de denersiniz. Dediğim gibi bol bol böyle sağlıklı beslenme ilgili videolar çekip paylaşmak istiyorum sizlerle. Siz de isterseniz bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıyeten detoks videoları da çekmek istiyorum. Dediğim gibi ben çok fazla detoks denediğim için bu konuda biraz bilgiliyim diyebilirim. O yüzden bilgimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten bu tarz videoları çekmek aşırı hoşuma gidiyor diyebilirim. Dediğim gibi benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok